Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili önemli videolar çekeceğim. Bu videolarda Sen Çal Kapımı dizisine ait gelişmeler, Hande ve Kerem Bürsin arasındaki son gelişmeler, kamera arkasında benim dikkatimi çeken ve sizin de dikkatinizi çekmesini istediğim önemli bir detay, hepsi bu YouTube kanalında olacak. Ve size şimdiden söylüyorum, ikinci çekeceğim videoda Hande Erçel ile ilgili bugün önemli bir gelişme oldu. İkinci videomda onu sizlerle paylaşacağım. O yüzden ikinci videomu izlemeyi sakın unutmayın. İkinci videomun konu başlığı bugünün çarpıcı magazin olayları olacak. O nedenle Hande ve Kerem'le ilgili olmadığını sakın düşünmeyin ve ikinci videomu da mutlaka izleyin. Ve şimdiden söylüyorum, videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. O halde başlayalım. Öncelikle Sen Çal Kapımı dizisinin fragmanı ile başlamak istiyorum. Sen Çal Kapımı fragmanı ile ilgili şunu size söyleyebilirim. Daha önce çektiğim videolarda dedim ki sakın fanlar üzülmeyin çünkü yakın zamanda Serkan geçmişini, Eda'yı hatırlayacak ve sizin üzülmenizi gerektirecek şu anda bir durum söz konusu değil. Sadece bu durumu çok uzun süreli tutmasınlar demiştim. Şimdi yavaş yavaş Serkan'ın Eda'yı hatırlama kısımlarına geçmeye başladık. Yani Serkan, Eda'nın hayatındaki önemini anlamaya başladı. Eda'nın kendisini geri çekmesi bence Serkan'ın her şeyi daha iyi anlamasına sebebiyet verdi. Yani bir anda evet üzerine ilgi gösterdi, her şeyi anlaması için yardımcı oldu. Ama baktı ki Serkan'da kendisine dönük güzel anlamda gelişmeler olmadı. Şimdi de ters bir hamle yaparak sanki Deniz'le yeni bir beraberliğe başlayacakmış hissi vererek Serkan'ın bir şeyleri daha iyi anlamasını sağladı. Ve Serkan şu an fragmanda gördüğüm kadarıyla durup kendisini bir kontrol edip, çevresindekileri kontrol edip ne yaşadığının farkına varmaya başladı. Ve bence birkaç bölüm sonra tamamen Serkan'ın Eda'yı hatırladığını ve Eda'nın peşinden koşacağını göreceğiz. Benim tahminim Eda da Serkan'ı zorlayacak ve hemen affetmeyecek. Çünkü beni nasıl hatırlamaz diye birazcık trip atacağını düşünüyorum. Ama bence bölüm güzel. Melo'nun araya girmesiyle Selin'i uzaklaştırmaya çalışması da çok iyi. Bu durumda Eda ve Serkan yalnız kalacaklar ve birbirlerini dinleyecekler. Selin çok fazla ikilinin arasında parazit olamayacak değerli takipçiler. Ve bence gayet güzel bir bölüm olmuş. Ratinglerle alakalı da ben geçtiğimiz bölümlerde size analiz yapmıştım. Bugün tekrar bir analiz yapıp fanlara yorumumu söylemek istiyorum. Öncelikle Sen Çal Kapımı geçtiğimiz bölümde AB grubunda biliyorsunuz yükselmişti. 5. ve 7. olmuştu. Total grubunda da aynı şekilde 9. olmuştu. Bu ne demek? Siz televizyon başına geçtiğiniz zaman, yayın saatini beklediğiniz zaman tabii ki daha etkili oluyor. Yorumlarda bana şöyle yazmışsınız. Tuğçe abla, internetten izlediğimiz zaman da sayılıyor mu? Hayır değerli takipçiler. İnternetten izlemeniz de tabii ki faydalı. İnternetten izlemeniz o kanala daha çok para kazandırıyor. Ama televizyondaki reytinge bir etkisi yok. Bu nedenle siz yayın günü, yayın saatinde Sen Çal Kapımı dizisini izlemeye devam edin. Buradan o sorunuzun cevabını da vermek istiyorum değerli takipçiler. Finalle alakalı çeşitli sayfalarda iddialar var. Şu an o iddiaları lütfen değerlendirmeyin. O iddialara lütfen inanmayın. Bu iddialar ne zaman ki Sen Çal Kapımı dizisinin final tarihi kesinleşti diye benim önüme gelirse, bizim önümüze gelirse ben ve Bilal Bey sizinle bunu net bir şekilde paylaşacağız. Şu an için reytinglerde finale gerektirecek büyük bir anlamda durum söz konusu değil. Ama ben size tekrar söylüyorum. Ben diğer sezon Sen Çal Kapımı dizisinin ekranda olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi netlik kazanırsa da ilk burada sizinle paylaşacağım. O nedenle şu an canınızı sıkmayın. Biraz da Hande Erçel'in reklam filminden bahsetmek istiyorum değerli takipçiler. Biliyorsunuz çok önemli bir diş macunu markasının reklam filminde oynadı ve bu reklam filminden 2 milyon TL aldığı da konuşuluyor. Ve reklam filmi yayınlandı. Yorumlara bakacak olursam, diğer sayfalardaki önemli sayfalarında yorumlarına bakacak olursam herkes de şu kanıya vardım. Herkes reklam filmini beğenmiş. Reklam filminde Hande Erçel adeta bembeyaz gülüşüyle etrafa ışık saçtı ve bu eğlenceli görüntüler veren Hande Erçel'in de 3 farklı kıyafetle poz verdiğini biliyoruz. Reklam filminden verdiği pozları da aynı zamanda biz Bilal Özcan Official Instagram sayfamızda da paylaştık. Orayı da takip edebilirsiniz.
Öte yandan biliyorsunuz Hande Erçel boynuyla alakalı bir rahatsızlık yaşamıştı ve o rahatsızlıktan tamamen kurtulduğunda sözlerime ekleyebilirim değerli takipçiler. Bence reklam filmi gayet güzel olmuş. Ama bence benim öngörülerim Hande Erçel ve Kerem Bursin çok sevilen bir çift. Çok fazla fanı var. Bence ikisinin birlikte bir reklam filminde oynamasını ben bekliyorum. Umarım bunu düşünebilirler ve ikiliye güzel bir teklifte bulunabilirler. Mesela Sevgililer Günü geliyor biliyorsunuz. Onunla alakalı öncesinde bir reklam filminde oynasalardı şahane olmaz mıydı? Bence cuk otururdu. Umarım Hande Erçel ve Kerem Bursin'in birlikte oynadığı bir reklam filmini de görebiliriz. Ben hala bekliyorum ama şu an henüz herhalde o fikri düşünen olmadı değerli takipçiler. Ama olursa da sizlerle paylaşacağım. Bakın dergi çekimi ne kadar büyük bir ses getirdi ve ben sizlerle o dergi çekimindeki detayları da biliyorsunuz paylaşmıştım. İnşallah ikiliyi yine bir reklam filminde bu sefer görebiliriz. Dün sizlerle Hande Erçel ve Kerem Bursin'le alakalı önemli bir detayı paylaşmıştım. O da Hande Erçel'in giydiği eşofman pozunun Kerem Bursin'in paylaştığı eşofman pozuna çok benzediğini söylemiştim. Aynı eşofmanları giydiğinden bahsetmiştim. Bana göre demiştim eşofmanlar aynı. Hatta size yorumlarınızı sormuştum ve siz de birebir aynısı olduğunu yazmışsınız. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu kadar tesadüf olabileceğini düşünmüyorum. Ve aynı zamanda fanlarla da dediğim gibi her videomda söylüyorum. Sürekli iletişim halindeyiz ve bir şey benim dikkatimi çekti. O da şu. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in birlikte oynadığı Sençal Kapım dizisinin kamera arkası görüntüleri gündeme düştü. Kimin gündemine düştü? Tabii ki bizim gibi dikkatli olan magazin sayfalarının ve siz değerli fanların. Titizlikle çalışıyoruz çünkü size her gün yeni bir video yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki bu kamera arkasındaki detaylar neler? Kerem Bursin'in rol gereği Hande Erçel'i biliyorsunuz kucağında taşıması gerekiyor. Taşıyor. Bunda sorun yok. Gayet samimiler. Rollerin hakkını veriyorlar. Ama set durduğu zaman Kerem Bursin hala Hande Erçel'in elini tutmaya çalışıyor. Hala ona gülmeye çalışıyor. Sarılmaya çalışıyor. Yani kendini durduramıyor. Neden? Tabii ki Hande Erçel'in de Kerem Bursin'e olan bakışları, gülüşleri. Burada önemli olan detay şu değerli takipçiler. Biz her videomuzda aşkın detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Kerem Bursin'in bu kadar samimi olması, onun elini tutmak istemesi, hani canlı yayında biliyorsun şöyle olmuştu. Kerem Bursin Serkan Bolat rolüne girmişti. Hatta Hande demişti ki sanki şu an yanında Serkan Bolat oturuyor. Yani rolün içine o kadar kaptırmış ki kendisini, canlı yayında bile Serkan Bolat oynuyor gibiydi. Şimdi set bitiyor ama Kerem Bursin için bitmiyor sanırım. Hande Erçel'in elini tutmaya devam etmek istiyor veya ona sarılmak istiyor. Kendini tutamıyor. Benim kamera arkasında gördüğüm detay o. Biraz bir bölümünü sizlerle video şeklinde paylaşacağım ama tamamını paylaşmayacağım. Tamamını siz kendiniz izleyebilirsiniz. Telif yememek adı altında bunu yapıyorum değerli takipçiler. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama siz gidip bakabilirsiniz. Benim demek istediğim o. Yani set duruyor ama Kerem Bursin Hande Erçel'den uzak kalamıyor. Bence Hande Erçel de aynı şekilde. Şimdi bunları gördükten sonra haklarında çıkan o tartışma iddialarının ne kadar asılsız olduğunu da anlamış oldunuz değerli takipçiler. Ben setin neden ara verdiğini daha önce de size defalarca açıkladım. Aralarında hiçbir sorun olmadığını söyledikten birkaç gün sonra ikili canlı yayın yaptı. Bu canlı yayın yapma ve yapmama olayının da tamamen yapım şirketiyle alakalı olduğunu da anlamışsınızdır bence. O haberler çıktı, her ne hikmetse ikili canlı yayın yaptı. Bu durumda canlı yayın isteğini kimin belirlediğini de anlamış oldunuz. Bence Hande ve Kerem aslında her gün canlı yayın yapmak istiyorlardır ama yapım şirketi bence birazcık kendinizi uzak tutun diye düşünüyorlardır. Neden derseniz daha çok diziye yönlensinler diye. Çünkü siz sürekli Hande ve Kerem'in canlı yayınlarını izlerseniz belki fanlar haricinde bahsediyorum diğer normal izleyicilerden. Belki de diziyi izleme gereksinim duymayacaklar. Çünkü önünüzde sürekli Hande ve Kerem var. Bu bence canlı yayın yapıp yapmama olayını yapım şirketi belirliyor değerli takipçiler. Benim şu an gördüklerim bu şekilde. Bu arada size dedim ki Hande ile ilgili önemli bir gelişme oldu. İkinci videomu mutlaka izleyin. Bu videoda ondan bahsetmeyeceğim. Videonun sonlarına gelirken her zaman yani son zamanlarda yaptığım bir şey var. Sizin yorumlarınızı okuyup sorularınıza cevap vermek ve bugün yine aynı şekilde son videoma gelen yorumları okumak istiyorum. Ben zaten okuyorum. Bir de sesli bir şekilde okumak istiyorum. Nihal Hanım, Nihal Sole İmani ismindeki kullanıcı adı. Gerçekten çok zarif, düşünceli bir insansınız. Tarafsız ve en iyi şekilde yorum yapıyorsunuz. Böyle devam edin. Teşekkürlerimi sunuyorum. İstek Hanım,
Çıkarsın herkesi, çok umurunda. İyi ki Hande Murat'tan ayrıldı, iyi ki Kerem'le dizi çekti, hayatımıza girdiler ve biz onları çok ama çok sevdik. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrılmasına mutlu olmuş ve Kerem'le dizi çektiği için ve böylece hayatımıza girdiği için de mutlu olduk demiş. Tabii ki kendi yorumu, saygı duyuyorum. Bence Emine Nur Hanım, artık aşk yaşadıklarına inanmayan yoktur. Gerçekten böylesine belirgin güzel bir aşkı görmemek için kör olmak lazım demiş. Çok tatlı değiller mi? Bence de kesinlikle çok yakışan bir çift. Ve kesinlikle Hande Erçel partnerini buldu. Zeynep Hanım, bence de çok güzel bir reklam filmi olmuş. Bayıldım. Elif Fural, sanırım Hande'nin giydiği eşofman Kerem'in. Çünkü bayağı bol gözüküyor. Evet, benim de size anlatırken söylediğim detay o. Hande'nin bedenine uygun bir eşofman değil, bol duruyor. İsmail Bey, harikasın Tuğçe kızım. Tebrikler demiş. Teşekkür ediyorum. Onun haricinde... Metal kullanıcı adında biri, Tuğçe'cim yorumlarınız bizi çok rahatlatıyor, teşekkür ederiz demiş. Öncelikle her zaman amacımız objektif yorum yapmak. Bu bizim için çok önemli. Eşofmanla alakalı olarak herkesin fikri aynı. Tuana Demir, abla başka dizilerdeki oyuncular da canlı yayın yapıyor ama bu kadar yakın oturmuyor ve birbirlerine bu şekilde bakmıyorlar. Öyle bakmıyorlar demiş. Kesinlikle öyle. Tamam, Tolga Sarıtaş'la da aşk iddiaları falan vardı. Yine samimilerdi ama Kerem Bürsin'in olduğu kadar hiçbir partneriyle Hande Erçel samimi değildi. Bunu söyleyenin, bunun aksini söyleyene de inanmam. Bakalım. Sıla Hanım, gömleğine bayıldım Tuğçe abla demiş. Teşekkür ediyorum. Onun haricinde... Genellikle aynı tarzda yorumlar olduğu için hepsini okumak istemiyorum. Bence de %100 aynı, en ince ayrıntısına kadar demiş. Bu arada her çektiğim videoda farklı bir detay paylaşıyorum. O nedenle videomu izlemediyseniz daha öncekileri de mutlaka izleyin. Çünkü her videoda aynı şeyi söylersem bu sefer hepimiz birlikte sıkılırız. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum değerli takipçiler. Kimi de bence sevgili değiller, kankalar demiş. Vallahi hiçbirimiz, hiçbir kankamıza bu şekilde... bakışıp gülüşmüyoruz. O bakışlarda aşk var değerli takipçiler. Yakın zamanda da göreceksiniz diye düşünüyorum. Videomu gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğim. Bu yüzden düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın ki biz video yüklediğimiz zaman size bildirimler gelsin. Bu zile benzeyen, çanı andıran bir sembol var. Oraya tıkladığınızda size hemen bildirim geliyor değerli takipçiler. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.